Ondan sonra ne yapıyorlar? Ve yücevizüne tecviz ediyorlar. Yani caiz görüyorlar. Fi hakkıyım. Hazreti karşı tarafında duranlar hakkında neyi? Enva attı. türlü türlü taanları, tenkitleri ve teşni'i, teşni senata teşni nispet etmek. Yani ağza alınmayacak hakaretler, müstehcenlikler, efendim onlar hakkında söylemeyi, konuşmayı onlara kafir, münafık, zındık, mürtet demek e, dahil olmak üzere her türlü hakareti efendim caiz görüyor yani dinen caiz yani dinen caiz yani bunlara bunu yapman caizdir Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a e, beddua diyorum namazın içinde sabah namazının konusunda Ebu Bekir Ömer Kureyş'in iki e, tağutuymuş putlarıymış o ikisine lanet et diyor Kızlarına da lanet ediyor, diyor. Ayşe annemiz annemize, Hafsa annemize. Hümeyni'nin her sabah namazındaki kunut duası bu. Tabi Hümeyni de bunu kendi uydurmadı. O da geçmiş e, şia sapıklarının e, efendim kadrına uğradı yani. O da onlara kandı kandı ama mazur değil. Araştırsaydı. Kendine göre bütün medreseleri bitirmiş. Ayetullah olmuş onlara göre. Atullah el Uzuma çok büyük ki e, ne onun adı söz sahibi otorite yani kavurcası. E peki niye incelemedi hakkı? İşine öyle gel canı ekşili istedi yani. Mazur olur mu şimdi? Olmaz. Ya bunlar sahabeye kafir demeyi falan ibadet sayıyor ya. Tövbe estağfurullah. Namazda dua yerine Ebu Bekir Ömer'e beddua diyor. İşte bir e, şey bir adamı Ömer abimiz var. E, Afganistan'da da çok hizmetleri, faaliyetleri oldu. Evvelce de hala da devam ediyor. Vakıfları var vs. İşte, evvelsi gün geldi yani. Dün değil evvelsi gün bir istişareleri. Şu Babası da Hacı Efendi çok şia ile ilgili mütehassas, çok böyle kültürlü insan. Malumat sahibi insan yani. E tabi biz de biliyoruz, size de anlatıyorduk. Haçlı Şabi olaylarını, bunların yaptıkları pislikleri vesaire. Hizbullah, Lübnan'da Hizbullah diye geçiren fırka, Şia fırkası yani Hizbü Şeytan. Ne Hizbullah? Bunlar Allah'ın taraftarı olabilir mi? Hizbü Şeytan bunlar. Lübnan'dan kalktı geldi bütün askerlerinden e Suriye'ye. Suriye'de kim var? Suriye'de Fransız mı vardı? İngiliz mi vardı? Ee, niye geldiniz buraya? Ehl-i sünneti kesmek için. Ya sen git Yahudi'yle uğraşsana. Bak e, geçen seneden fazla adam öldürmüş bu sene Filistin'i. Geçen sene bilmem 75, bu sene 120 olmuş. Siyonist devamlı öldürdüğü Müslüman sayısını artırıyor, işgal ettiği toprak sayısını artırıyor. Bütün hapishaneler Müslüman dolu. Sen Tel Aviv'le uğraşsana. Yok. Nereye gel Suriye'ye? Tam Ehl-i Sünnet'in merkezi olan Suriye'deki Müslümanları. Esed'in tarafını tutacak. Nusayri Esed'in Müslümanları kırmaya gelmiş. Ne dini ne imanı ya Müslümanı öldürmeye cihat mı denir haşa? Ondan sonra birine sordular. Efendim ne yaptın, ne yapmadın? Ya dedi bana dedi 70, 72 mi dedi? 73 tane el, sünni öldürme vazifesi verildi. Ben 67'de kaldım dedi. Çok pişmanım. Çok üzgünüm dedi yani. Adamlara bak ya. Adam ibadet niyetiyle sünni öldürüyor. Şianın mezhebinin itikadına bakarsan efendim Joni'yi öldürmek haram. Tabii ki zimmi ise, vatandaşsa, pasaportluysa, irhabi değilse, terörist değilse, bilmem ne değilse bize göre de haram. Şimdi gelmiş orada İngiliz turist diye Sultanahmet'te öldürebilir misin aşağı Öldürürsen 500 senelik cennetin kokusu 500 seneden duyuluyor. Cenneti koklaman bile haram olur diyor Tirmiz hadisinde. E, ne manla gelmiş zimmi gelmiş şu gelmiş terörist değil ki bu. Durup dururken efendim sen gavur diye birini öldüremezsin. Ben onu konuşmuyorum. Şia'nın mezhebinde e, Johnny'yi öldürmek haram. E, Sünni'de de öyle haram. Sebepsiz yere bir terör yokmuş yok, bir şey yok. Ee, sana saldırmıyor, nefsi müdafaa durumu yokmuş şey yok, durup dururken bu gavurduğu adamı öldüremezsin ki. Harbin şartları var. Yani Şia'da bu haram derken, Sünni'de helal anlamda konuşmuyorum. Ama şunu konuşuyorum, Sünni'de bu haram, ama Müslüman daha ziyade haram. Anladın mı? E sizde gavuru öldürmek haram, sünniyi öldürmek sevap. Nasıl oluyor? Onun için adamlar bunu caiz görüyor. Caiz görüyor derken hatta sevap kazandıracak ibadet görüyor ya. Zındık, Haçlı Şabi'nin üyesi kadına tecavüz etti. Ne elüsü süne de tecavüz etti kadınla. Ne tecavüz. Onu saydılar bu şey o İran'ın haçlı dışı abileri, o Kasım Süleymani, Tugay'ları bilmem neler. Adama kalktı Saadet Partisi şehit dedi ya. İşi güçleri el üstüne Müslümanların karılarının, kızını babasının, kocasının gözünün önünde tecavüz etmek olan adamlara. Bu ordunun başı buydu, bu, o yaptırıyordu. Kadına tecavüz etti ondan sonra kalktı, işte üstünü çekti, ee, efendim pantolonlu, çeker çekmez kıbleye döndü. Dedi ya Rabbi bunu senin rızan için yaptım dedi. İşte bu. Zihniyet budur. Onlarda da takıya iman şartıdır. Onlar bizi gördükleri zaman Müslüman görünmeleri gösteriştir. Kalplerinde iman olsa bir Müslümanın karısına kızına seni helalın değil nikahın bir şey değil. Efendim tecavüz ediyorsun, saldırıyorsun. Ondan sonra kalkıyorsunuz, diyorsun ki, ''Ya Rabbi, ben bunu senin için yaptım.'' Bir insan e, zina yapsa, velev ki zinanın da tabii münkeratın çeşitlerini saymayalım şimdi burada, e, en beter çeşitlerini düşünelim. En beter, en ses, ses, en beterlerini düşünelim. Ama bir adam dese ki, ''Ben nefsime uydum yaptım, haram işledim.'' Biz ona her sünnete göre kafir diyemiyoruz. helal arama inandığı için. Ama bir adam zina yapmasa bile başkasının yaptığı bir zinaya tecavüze için ne var ya aman yapsın dese kafir oluyor. Yapmasa bile kafir oluyor. Çünkü de caiz görmekten dolayı. Yani harama helal demek. Sen bir fiil zina yapıyorsun, tecavüz hatta saldırı karşı tarafın rızası yok şimdi. Karşı tarafın rızası ile olan da efendim e, kul hakkı meselesinde fark çıkıyor. Ama Allah hakkı baki kalıyor. Oradan dolayı zaten zina'nın azapları yine tahakkuk ediyor çünkü Allah haram ettiği bir şey yapıyor. Ama tecavüzden de rızalı olan ikisi de zina ama onların da azapları bir değil şimdi tabii. Onların da azapları bir değil. E hal böyleyken sen bunu Allah rızası için yaptım dersen bir haramı ne olursun ya? Bunlar böyle zındık. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani ölene kadar şair ettiğiyle meşgul olsak İbadettir ya. Ehl-i sünneti müdafadır. Ehl-i sünnetin gençlerini bu takiyeci zındıklara karşı uyarmak en büyük hizmettir dinimize ya. Reddiye, reddiyesiz olur mu iman ı Rabbani? Mektubadaki en uzun mektubu bu usta yazmış ya. En uzun mektubu. Çünkü neden? En büyük mesele bu. Şu anda yine devredeler yani. Suriye neden böyle? Irak neden böyle? Yemen neden böyle? Yani Türkiye bile neden böyle desen, İran'ın karıştırdığı parmaklar var. Sen e, teröristleri kimle barındırdı? Kandil'in dağları, Pejak. Neydi yani? PKK bu tarafta, Pejak İran tarafındakilere de Pejak mı ne deniyordu? He? Bunlar onları kendi dağlarında e, senelerce barındırdılar. O zaman Türkiye'nin de bu kadar ihalar, şahalar yok. Tabi imkanlar o kadar yok. Dolayısıyla dağlara yani aşılamıyor, edilemiyor kandil. Senelerdir kandil lafını duyuyoruz yani. Ha şimdi kandil mandil kalmadı Allah'u alem.